Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü programı takip etmek için öncelikle SKM Selçuklu Kongre Merkezi'ne gittim. Orada programı takip ederken Sayın Vali Cüneyt Orhan Toprak kürsüye çıktı. Orada Sayın Valimiz konuşmasını yaparken ben de yorulduğum için kenarda bir boş bir yerde oturmak istedim. Hani yorulmuştum o sıra. Otururken de ya bir an dalgınlıkla beraber yani çok hoş olmayan bir pozisyonda buldum kendimi. Hani ondan sonra tam da kendimi toparlayacakken Vali Cüneyt Orhan Toprak'la göz göze geldim. Bundan sonra bana sen öğretmen misin şeklinde bir soru yöneltti. Ben de kendimi hayır öğretmen değilim diye şey yaparken anlatırken benim toparlanırken ki vücut hareketlerimden ve cevap verirken ki hareketlerimden onu onayladığımı anlamış kendisi. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş ve beni öğretmen sanmış yani bundan dolayı. Buna yönelik de bana birkaç uyarıda bulundu. Bu olaydan sonra tabii ki ben biraz çekindim, utandım. Yani kalabalık bir salon vardı. Bundan dolayı biraz yerime çöktüm yani iyice kendimi gizlemeye çalıştım. Orada gerçekten hani o tepkiyle karşılaşınca biraz ya mahcup oldum. Daha sonrasını bekledim hani olayın aslını düzeltmek için. Çünkü o sıra çok uygun bir ortam değildi. Vali Bey konuşmasını bitirdikten sonra ışıklar kapandı. Sunum vardı orada. O esnada karanlık olunca çıktım dışarıya. Yani Vali Bey'le görüşmek için şey yaptım kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Ama o sırada da şöyle düşününce tekrardan bu olayın hani bu şekilde olması hani olay daha sıcakken hani belki ikinci defa bir hani yanlış anlaşılmaya sebebiyet olabileceğinden yine çekinerekten dedim ki hani bu işi yarın hallederim. Hani yarın Sayın Valimizin makamına çıkarak hani Sayın Valim bu olay bir yanlış anlaşılma. Hani ben bir muhabirim olayı düzeltmek için geldim diyerekten kendimi ifade edecektim. Ama iş o noktaya kalmadı. Maalesef gece sosyal medyada olanlar bitenler herkesin malumu. Yani ben gerçekten böyle bir şey olmasını istemezdim. Bundan sonra hemen Sayın Vali Bey'in makamına çıktım. Yani kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde ben ona hani bu hareketin bilinçsizce hani bir anlık boşluğunda olduğunu kendisine ilettim. Bunun kesinlikle kendi şahsına ve makamına bir saygısızlık olmadığını, kasti bir hareket olmadığını kendisine söyledim. Kendisi de bunu anlayışla karşıladı. Gerçekten bu olay bütün ülkenin yani tümüne yayıldı resmen. Ülke gündemine oturdu. Herkes bu olayı konuşuyor. Yani bu olayın bu kadar büyümesini gerçekten beklemiyordum. Hani beklemediğim bir gelişme oldu. Orada yaşattığımdan ötürü yani orada bir öğretmenler günü kutlaması vardı ve salon öğretmenlerle doluydu. Oradaki öğretmen arkadaşlarımdan ve olmayan öğretmenlerimden hem onlardan özür dilerim. Hem meslektaşlarımdan hem de Sayın Valimizden bir kez daha özür dilerim. Hani konu tamamen bir yanlış anlaşılma. Yani bu kadar büyütülmesine gerek yoktu.